Yunus Bey, Sabancı Holding bilanço çok iyi geldiği halde neden çok düştü ve ayrıca oldukça ucuz diyorlar demiş. Ee, evet, yani aslında bugün çok düştü ama dün de mesela sabah özellikle işte bilançodan sonra daha doğrusu en çok yükselenlerden bir tanesi Sabancı Holding. Ben çok beğeniyorum açıkçası. Ee, Taylan Bey de söylemiş, çok iyi bilanço geldi. Ben de %100 katılıyorum buraya. Ee, özellikle yıldan yıla büyüme anlamında diğer holdinglere göre çok büyük bir fark attı. Ciro %100 artmış olmasına rağmen FAVÖK 245, net karda %370'lik bir artış görüyoruz. Tabii içeride Akbank'ın olması ve banka karlılıklarının yani rekor seviyede olmasının da çok ciddi etkisi var. Ama Sabancı Holding iştiraklerine baktığımızda 2021 yılını çok da iyi geçirmeyen şirketleri vardı aslında. Özellikle enerji tarafı gibi. Enerji üretim tarafı gibi. Enerji üretiminde işler çok yolunda gitti ilk çeyrek. Çok konuştuk zaten bu konuyu. Enerji tarafından gelen karın da katkısıyla çok çok iyi bir tablo gördük. Bence çok ucuz açıkçası. Şu an holdingler içerisinde ben hep normalde koçu tercih ederim Sabancı'ya göre. Ama mevcut fiyatlamayı düşünürsek Sabancı Holding daha ucuz. Ki geri alım da yapıyorlar. Ee, dolayısıyla geri alımın da etkisiyle ben fiyatların çok böyle düşüşlerde kalacağını düşünmüyorum. Bugün %6'lık bir düşüş oldu. Ee, bence bunu fırsat olarak bile değerlendirebilir yatırımcılar. Ee, ben fazlasıyla beğendiğimi söyleyebilirim. Hali hazırda hem fiyatı hem bilançosu anlamında.